Sevgili izleyiciler, bugün çok keyifli bir programla karşınızdayız. Didem ve Özlem'le Dola Sanat'ın hikayesini konuşacağız. Hoş geldim ben önce. Hoş geldin. Hoş geldin. Şimdi Dola Sanat ismini nereden alıyor? Neden Dola Sanat? Nasıl açıklarsınız ilk olarak? Evet, ben açıklayayım onu tabii ki. Dola Sanat, D'O'da. Biz şöyle düşündük Dola Sanat'ı kurarken. Dedik ki içinde bir sürü odalar olsun. Ve her odada bir ders olsun. İşte drama dersi, diksiyon dersi, oyun sahneleme, edebiyat geceleri, şiir, okuma grupları, böyle bir sürü kitap okuma grupları. Kitap okuma grupları, bir sürü gruplar olsun. O yüzden de D ve odalar, böyle ikisini birleştirdik. Doda yaptık, Didem'in odaları diyor. Şimdi tabii Dola Sanat yalnızca şirketlerle çalışıyor. Böyle bir yani hedefi var daha doğrusu. Tam olarak neler yapıyor izleyicilerimiz için nasıl anlatırsınız? Aslında yani kuruluş amacı galiba sadece şirketlerle çalışmaya başlamak gibiydi ama sonradan o şirketlerde çalışanlar, onların tanıdıkları böyle bağlantılarla birazcık daha hani özel burada verdiğimiz kurslara ve derslere de döndü. Ama ilk çalışmaya biz 2009 yılının sonlarında başladık. İlk olarak da hatta PricewaterhouseCoopers'la başladık çalışmaya. Gerçekten çok güzel bir çalışma oldu. Yani beklediğimizin çok daha üstünde aldık. İlk başladığımızda sadece diksiyon ve yaratıcı drama vermek üzere firmayla tanışmışken sonradan acaba bir oyun da çıkabilir mi, bir şeyler de yapabilir miyiz derken hep bunlar sonrasında bir konsept halini aldı ve bunun bir adı oldu. İşte Drama Akademi oldu. Drama Akademi güzel bir yol aldı. Yani başvuran herkesin iyi bir diksiyon eğitimi alması, gerçekten Türkçeyi sadece diksiyon speaker olmak için değil, güzel konuşmak, Türkçeyi güzel kullanmak için diksiyon dersi almasıyla başladı herkesin. Sonra arkasından dedik ki evet tamam güzel konuşuyorsunuz ama bir de içinizdeki oyunculuğu çıkarmaya çalışalım dedik. Yaratıcı drama eğitimi verdik. Sonra o çıkan oyunculukla da evet siz de içinizdeki oyuncuyu çıkarabilirsiniz dedik. Ve oyuncu olmaları için yaklaşık 4-5 aylık bir çalışma yaptık. İlk çalışma gerçekten çok güzeldi ve sonrası da gerçekten onun devamında çok iyi geldi. Yaklaşık 960 bin kişinin izlemişti Price'ın oyununu ve hani burada toplanan tüm gelirlerde bir STK'ya sonrasında bağışlanarak birçok ihtiyacı olan öğrencinin okumasına yardımcı oldu. Bu fikirler de Doda'nın gelişmesi için bize çok iyi bir işin açıkçası başlangıç yarattı. Hem de aynı zamanda çok iyi bir referans oldu. Yani iyi bir referansla yola çıktık anlayacağın. Ki bir de aslında şunun altını çizmek gerekiyor. Buradaki insanlar çoğunlukla amatör insanlar. Hiçbiri geçmişlerinde tiyatro veya bunun gibi aktivitelerde yer almamışlar. Burada şirket içinde birbirini tanımayan insanlar bir şekilde bir araya geliyor, kenetleniyor ve bir sosyal sorumluluk projesi içerisinde yer almaya çalışıyor. Şimdi şirketler neden bu tip çalışmalara girmeli? Siz nasıl yorumlayabilirsiniz dışarıdan? Yani bir kere şöyle bir durum var. Amatör evet insanlar ama hiç sahneye çıktıklarında amatör bir halde olmuyorlar. Evet. Gayet sen de çıktın sahneye. İlk yılında ben de vardım. İlk yılında vardım. Bu üçüncü yılda bayağı profesyonel oyuncu gibi herkesi şaşırtıyorlar. Ya yani ben bir oyuncuyum ama onlardan bir sürü şey öğreniyorum. Onlar sayesinde onlardan kazandığımı öğrendiğim bir sürü şey var. Hani burada 8 tane 9 tane hoca var. Hepsi aynı şekilde benim gibi düşünüyorlar. Ama şirketler niye bunu yapmalı kısmında bir kere şöyle bir durum var. Herkesin içsel bir şekilde bir sahneye çıkma arzusu, utansa da sıkılsa da bir alkışlanmak, bir hayali vardır ve yani kim ne derse desin herkes sahneye çıktığında bundan bir mutluluk duyar. Ama bunlar şirket çalışanlarının katılması için bir neden, evet. Şirketler niye bunu istiyorlar? Şöyle bir durum var. Kendimizi doğru ifade edemiyoruz gündelik hayatta. Biz kendimizi doğru ifade etsek de çok özgüvenimizi ya da ne hissettiğimizi tam olarak belli edemiyoruz. Bir şey istediğimiz zaman onu doğru şekilde ifade edemediğimiz için tam istediğimizi alamıyoruz. Bu da bir şirket çalışanı için çok önemli bir şey yani bunların hepsi. Ve biz bu eğitimin sonunda da diyoruz ki biz size kendinizi doğru ifade etmenizi sağlayacağız. Biz size içsel ben, asıl ben, özgüveninize, sizin önünüze ayna gibi getireceğiz. Ve göz göze bakmayı başta size öğreteceğiz diyoruz. Çünkü ilk dersimizde biz diksiyonda bunu yapıyoruz yani. Birbirimizin gözünün içine bakalım, merhaba demeyi öğrenelim. Çünkü normal hayatta hepimiz birbirimize bakıyoruz ama
Kimse birbirinin gözünün içine direkt bakmıyor. İlk başta buradan başlıyor. Yoksa biz şeye inanmıyoruz. Yok beden dili, elinizi yüksek iyice sıkın. İşte kahverengi giymeyin sakın. Biz bunlara inanmıyoruz. Evet. Çünkü toplumsal, kültürel, her şey, gelenekler, örfler, adetler bunların hepsi toplumun her yerinde farklıdır. Yani hiçbir şehir, hiçbir ülke, hiçbir toprak aynı beden diliyle savunulamaz, ifade edilemez. Biz o yüzden insanlara diyoruz ki kendi beden dilinizi doğru ifade edebilmeyi kendiniz yaratırsınız diyoruz. Şirketlerin de o yüzden bu eğitimleri çalışanlarına vermesini öneriyoruz. Peki çalışmalar nasıl geçiyor? Mesela diyelim ki bir şirket size başvuruda bulundu ve çalışmaya başladınız. Ne kadar süre boyunca eğitim alıyorlar ve kaçıncı aylarında sahneye çıkabilir noktada oluyorlar? Nasıl bir çalışma sürecinden geçiyor kişiler burada? Bir de galiba burada veriliyor eğitimler değil doğru, mi? Doğru. Şimdi böyle Dodo Sanat'ta. Evet. Yaklaşık 12 ile 16 saat arası bir diksiyon eğitimi veriyoruz. Burası diksiyon dediğim gibi biraz önce speaker olmak amaçlı bir diksiyon eğitimi değil. Gerçekten Türkçeyi güzel ve doğru konuşmak için bir diksiyon eğitimi. Yarın değil yarın. Yarın. Evet. Evet. Dilem habire düzeltiyordu bizi. Artık ben düzeltiyorum zaten. Düzeltiyorsun. Düzeltiyorum. Evet. Yarın değil. Hayır yarın. Yarın. Değil mi? Sonra arkasından bu süreç bittikten sonra hemen bir yaratıcı drama eğitimine başlıyoruz. Hı hı. Ve onlar da bir blok eğitim genellikle 2 gün süreyle. Yine onlar da 12 ile 16 saat arasında değişen yaratıcı drama eğitimleri. Gruplar 12 ile 15 kişi arasında değişiyor. Yani bir şirkette 100 kişi başvurduysa hep yani maksimumda 12 tutmaya çalışıyoruz ki verim artsın diye. Evet. Bu süreç bittikten sonra yavaş yavaş yani bizim profesyonel oyuncularımızın seçtiği ve birazcık da firmadaki yetkinin hoşuna giden bir oyun seçiyoruz. Aslında birkaç oyun seçiyoruz ve birkaç oyunu okumaya başlıyoruz. Acaba nasıl okuyorlar? Bu okuyanlar arasından bu arkadaşlara hangisi daha çok motive etti? Hangisi daha çok ilgisini çekti? İşte hangisinde daha çok müzik var? Belki de içlerinde çok yetenekli müzikle dansla uğraşanlar var. O zaman bu tarafa biraz daha müzikli bir oyuna yönelsek daha iyi olur diyoruz. Biraz grubun nabzına göre orada hareket ediyoruz. Ve o okuma provalarından sonra buradaki çalışan kişilerden aldığımız feedbacklerle bir şekilde rol dağılımını yapıyor hocalarımız. Ve bu rol dağılımı dışında da hemen çalışmalara başlıyoruz. Çalışmaların birçoğu profesyonel sahnelerde oluyor. Yani gerçekten o sahne kokusunu, tozunu tatsınlar diye hepsini oralarda yapmaya çalışıyoruz. Kostümleri gerçekten çok iyi kostümcüler tarafından dikiliyor. Dekorları gerçekten çok iyi dekorcu. Ses, ışık, aklınıza gelebilecek çekimler. Yani gerçekten onlara belki de birazcık böyle içlerindeki o ünlü olma hissi mi diyeyim, oyunculuk mu diyeyim, işte hoş bir şey. Sizin için kostümler dikilmesi, fotoğraflarınızın çekilmesi, kaydınızın yapılması güzel ve motive edici şeyler. Kesin hepsini! Bir tek sahneye dön! Şöyle bir durum var aslında. Biz bu eğitimleri verirken yani illa biz diksiyon, drama, oyun sahneleme diye bir şey yapmıyoruz. Evet. Şirketin eğer bizim için oyun sahnelemek istiyorsa diksiyon ve drama dersini almalı diyoruz. Ama bazen şirketler sadece diksiyon dersi almak istiyorlar. Bazen sadece hap drama, yaratıcı drama almak istiyorlar. Böyle böyle blok blok bölebiliyoruz da. Ama bizim şöyle güzel bir tarafı var ki hani eğitim alırken eğitim alıyormuş gibi hissetmiyor kimse. Kimse bir şey öğrendiğini de hissetmiyor. Evet. Ama işte 3 sene sonra sen otururken sen diyorsun ki ben artık yarın dedirtmiyorum, yarın diye ben düzeltiyorum. Bir de şey var yani gerçekten bir tiyatrocunun Türkiye'de yaşadığı bütün evreleri azıcık ucundan yaşıyorsun. Evet. Ve hani bir tiyatroya gittiğinde arka tarafta nelerin olabileceğini artık tahmin eder hale geliyor insan. Bu da çok güzel bir deneyim. Sen demiyor muydun? Ben mi yapmam? Evet, gece ya, yapmam.
Ama yani gerçekten hani inanılmaz da keyifli geçiyor provalar. Onu da belirtmek gerekiyor. Şu an zaten izliyor izleyicilerimiz birkaç prova örneklerini. Peki şeyleri nasıl anlatırsınız? Hani o sahne sürecinde bu şirket içindeki hani insanlar el ele tutuşup birbirlerine çok güvenli bir şekilde sahneye çıkıyorlar ve çıktıktan sonra artık bu insanlar birbirlerinden kesinlikle ayrılamıyorlar ya. Şöyle bir durum var. Yani evet ayrılamazlar. Çünkü orada yani ben de yokum. O sahnede atıyorum 30 kişiler. O 30 kişi... Ve beceriyorlar, yapabiliyorlar. Evet. Onların sorumluluğunda her şey. Yani evet biz arkada müzik, dekor her şeyle ilgileniyoruz. Genel olarak yapıya bakıyoruz. Evet ama sahne üzerinde kimsenin aklına girip cümleleri hatırlatamayız. Onlar orada el ele vermek zorundalar. Orada statü farkı yok. Orada yaş farkı yok. Evet. Orada cinsiyet yok sahne üzerinde. Orada herkes bir arada. Birinin elbisesi yırtılsa 10 kişi. Biri ağlasa koşar öbür 20 kişi. Yani böyle bu şekilde onlar tek bir vücut olup o işi başarıyla tamamlıyorlar. Zaten orada öğreniyorlar aslında. Sonra da hayatlarına değmiş oluyorlar birbirlerinin. Ve çıkamıyorlar. Mesela orada çok ilginç bir şey. Didem dün bir eğitimdeyken böyle konuşuyoruz işte. Şey dedi. Ya aslında biz hiçbirimiz samimi arkadaş olmuyoruz. Ama öyle bir yerde kesiştik ki ne zaman karşılaşsak birçok anımız var. Çok evet. Yani o kadar çok anılarımız oluyor ki insanlarla. Garip bir şey. Yani çok yakın arkadaş değiliz, dost değiliz ama o kadar çok hayatımızda kişisel noktalar var ki işte birbirimizin hayatına değdik artık. Girdik artık. Evet, değdik şey güzeldi. Hayatına. Didem şey demişti. İlk geldiği gün tabii bizim şirket ortamı böyle gayet gergin. Hmm. Hani veya insanlar bir şekilde birbirlerine mesafeli duruyorlar. Hmm. Bir daha dedi asansöre bindiğinizde zaten birbirinizin suratına bakıp güleceksiniz dedi. Öyle şeyler yapacağız dedi. Ve evet, hani kıdem farkı olmadan hani partnerinden asistanına kadar kim birbirini görse kahkahalarla gerçekten asansöre sohbete başlıyor. Bu bir gerçek olay. Şimdi bunun gibi siz tabii birçok şirkete şu an bu eğitimi veriyorsunuz. Evet, evet. Bu sene nerelerde izleyeceğiz veya insanlar size ulaşmak isteyenler şu an nasıl ulaşabilirler? Bu konuda da biraz bilgi verelim. En yakın tarihli oyun 23 Ocak'ta Kale grubuyla çalışıyoruz. Onların galası olacak. Sonra onun hemen yakınında da Mart ayında işte bu müzikali olacak. Evet, bizim müzikalimiz. Evet, üç kuruşluk opera o da olacak inşallah. İnşallah. Ya kolay bir şey değil o. Yani o nasıl bayağı olacağını zor. Evet, üç kuruşluk opera güzel bir oyun ama olursa müzikal bakalım olması ayrı bir... Evet. Bir de o dönem değil mi? Biz Dilem'le takip etmiyoruz. Bir vergi olayı var şirkette. Evet, böyle bir Mart'ta falan çok yoğunmuş. Evet, en yoğun dönem Mart beyanname dönemi aynı zamanda. Aynı zamanda tabii insanların en yoğun overtime yaptığı dönem. Ama şöyle bir şey var galiba, ben hep onu diyorum. Yani çok böyle kaybolmuş bir iş hayatı yoğunluğu var ve farkına varmadan inanılmaz bir yoğunluğun içindeyiz. Yani bu bekar içinde, evli içinde, herkes için. Hep evine gittiğinde bir koşturmaca, sabah bir erken kalkma, bir yerden bir yere yetişme, bir trafikte yol alma. Bu çalışan insanların hayatına farklı bir bakış açısı katıyor. Yani nedense o garip yoğunluğun içine bu yoğunluğu da katıyor bu insanlar. Tabii, ve yani olmak istiyorlar bunun içerisinde. Güzel bir motivasyon. O yüzden ben cep numaramı veriyorum. Evet. Evet. Nasıl ulaşabilirsiniz? Onu da cep numaramı lütfen. dodasanat.com'da. Evet. Size her türlü ulaşabiliyor her şey. Evet. Mesela eski drama akademiye katılanlar geçen seneki drama akademide. Evet, ben makyajı. Evet, makyaja yardım ettiler. Yani herkes bir şekilde yeniden içinde olmak istedi. Demek ki güzel bir enerji. Güzel yani gerçekten. Yapabildim. Yani hatırladım senin de. 10. kişiye geldiğinde. Ah çok daraldı. Ama yani kaç taneydi Allah aşkına? Bak, bitmedi yani bunlar. Şimdi habire geliyor, geldikçe boyuyoruz. Dedim kaç tane var bunlardan? Yani bitmedi. Bunlardan dediği de oyuncular yok. Bitmedi. Arkadaşlarım ya onlar. Ben hani şey olarak neyse zordu. Ay, güzeldi. Twitter'dan da bizi takip etsinler. Evet. Her türlü sosyal medyada evet. Facebook'ta var mı? Yok da açacağız. Şu an karar verdim. Şu an sosyal medyada. Twitter'da var, Facebook'ta yok mu? Hayır, Twitter'da yok. İkisinde de yok. İkisinde de yok. Sosyal medyaya şu an girmeye karar verdik. Aa, olmaz o. Sosyal medya. Evet. O zaman Didem Balçın üzerinden ha, ilk oradan önce takip ederek. Evet, oradan takip edebilirler ama Doda Sanat'ı hemen açalım account'umuzu. Beni takip edin de sen oradan Twitter'da zaten takipçim artsın diye artsın, şey yapıyorum. Evet, yani. Bunu izleyen herkes takip etsin. Aa, evet.
Tamam. Evet, başka artık bizi izleyen biliyorsunuz iş sektörü şu an. Oldukça keyifli dakikalar geçirdiler herhalde. Evet, ilk baştaki ofisimizde tünelde başlamıştık. Tüneldeki ofisimiz birazcık da alan olarak, yüz ölçümü olarak küçüktü. O yüzden şimdi buraya taşındık. Yeni ofisimizdeyiz şu anda. Gelin yani, görün çayımızı evet, için. Gelin görün çayımızı için daha büyük. O yüzden bütün derslerimizi de burada veriyoruz. Yani eğer tabii şirketler istiyorsa. Şirketler istiyorsa ya da şirketlerin evet, ayarladığı bir yerde devam ediyoruz. Bir sürü hocamız var işte dediğimiz gibi. Hı-hı. Hepsi oyuncular. Çoğunu ekranlardan tanıyorsunuz. Yani hı-hı, şirket çalışanları. Belki dizi falan seyretmedikleri için tanımıyor olabilir ama sinema sanatçısı, tiyatro sanatçısı gibi. Bu arada Didem, sana gelen bir soru var. Onu da sormadan bitirmeyeyim programı. Aynı hafta içerisinde vizyona giren iki evet, filmde sen varsın. Ne düşünüyorsun bu filmler hakkında? Ondan da bir son bahsedip öyle kapatalım. Çakallarla Dans zaten çok tutacağı belliydi. 3 günde ilk haftada bayağı kişi yaptı. Açılan Doymak da umarım birazcık daha artar seyircisi. Daha fazlasını hak ettiğini düşünüyorum. İnsanların gidip izlemesi gerektiğini düşünüyorum. Sinemada tek bir seyirci de diyorum. Evet, i̇şte, mesaj verelim. Evet, onu da verelim. Sinema aynen, izleyin. Aynen. Evet, sinema izleyin. Sinema izleyin, tiyatro izleyin. Ya onu diyeceğim. Isla Evi var bir de şu anda. Isla Evi, Garaj İstanbul'da oynuyoruz. Sonra ne kadar oynayacak, devam edecek Aralık'ta oynamaya? Aralık'ta oynayacak orada ama Ocak'ta Afife Jale'de oynamaya başlayacağız. Ocak, Şubat. Tamam, devam ediyoruz. Evet, evet, devam edecek. Isla Evi'ne gidin. Evet, sinemada, Türk tiyatroda. Türk sinemasına destek verin. Destek Türk sinemasına gidin. Evet. Yani, hani. Şu bir gerçek ki mesela bu eğitimlerden sonra sinemaya, tiyatroya insan daha da fazla ilgi gösteriyor. Ve, evet, ben de yapabilirim galiba gibi tuhaf ya da eleştirmeye başlıyorlar. Beğenmedim ama nedenini söyleyebiliyorlar. Şu yüzden beğenmedim. Beğenmedim, ya, evet, doğru. Şey, bir insanın farkındalık yaratıyor. Aynen, evet, evet. Niye beğenmediğini ifade edebilmesi de çok güzel bir şey yani. Aynen. Evet, bu da son olarak bir duyuru olsun. Evet. Sinemaya, tiyatroya gidin. Evet. Çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için. Biz teşekkür ederiz. Bir sonraki programda yine önemli bir konu, keyifli bir konuyla karşınızda olacağız. Hoşçakalın.